Assalamualaikum kadirli körmen dostlar Şebnem Çolpala ziyaret arqalı sizlərlə yüz görüşkənlikimdən intayın xoşalman. Mən Şebnem Riyasetçi Zübeyde. Biz bugünkü programımızda hazırkı zaman Uyğur ədəbiyyatında xeyli zor muvaffaqiyyətə və təsirə erişkən özünün turmuş buruqı küçlük, ziddiyyət toqunuşları kəskin, personajları özünə xas xarakter yaratqan əsərlər arqalı kən körmənlərinin, oqurmənlərinin alqışığa erişib kəlibatqan Əl Süyə yazğıçımız Cəlaldin Bəhram əfəndi bilən söhbət etməkçimiz. Cəlaldin Bəhram 1942-ci ili 8-ci ayının 16-ci günü kiçik ailəsində dünyaya gələn olub, onun atası Bəhram Əbəndi usta hünərvən olubla qalmay, bəlkə xalq naxışlarını həqdarığa yetkizib edilən yazıçı, həm rəssam, xalq naxışçısı idi. O, məribətpərvər adam olub, xüşbiyyəlliq, çaxçaqçılıq bilən alaylı gözlü daşınıb durardı. O, zirək həm tetik çoğun buluvatqan oğluğa xalıq çöcəkləri və dastanlarını çoğun hissiyat bilən sözləb yerətdi. Şundaqla onunğa hər xil rəsimlərini göstüb, rəssamlıqın sehri küçünü tərifləydi. Şuna Cəlaldin Bəhram minin yumran qalbimə ədəbiyyat sənət uruqlarını çeçib, rəssamlıq və ədəbiyyat bıxlarını yetişdirgən atamını hər daim məmnuniyyət bilən əsləymən, deyilib. Cəlaldin Bəhramın ədəbi icadiyyat fəaliyyəti 1963-cü ildən başlanğan. O, dəstəbdə kiçik tipdiki səhnə əsərlərini yazğan. Kiyin arqa-arqadın nurğulığan hikayə, poviz, romanlarını yazıb, cəmaatçiliki ilan qılıb, köpləyən oqurmələrinin qızğın alqışı və yaxşı bahasığı erişkən. Cəlaldin Bəhram ədəbiyyat icadiyyəti həm güzəl sənətdən ibarət ədəbiyyat sənətinin xoş türüdə mol vusuq verivatqan ixtidarlıq yazğıcı, talantlıq rəssamdır. O, hazır kandidat ali mühərrir olub, Cungu Asallıq Millət Yazğıçılar İlmi Cəmiyyətinin əzası. Əl Süyən ixtidarlıq yazğıçı Cəlaldin Bəhram Əbəndinin yürək sözlərinə qızıqsanız, diqqətiniz Şəbnəm Çolpala ziyarətində olsun. Assalamualaikum Cəlaldin ka. Aleykum assalam. Ən əvvəl şunu deyib ötkim gəldi, biz məşu ziyarətni orlaşdırışdan burun nurgullığan sizin oqurmalarınızdan telefonlarını qəbul qıldıq. Hətta məşu çat əllərdə durub atqan Uyğur qeyrəndaşlarımız mı bizə qayda-qayda telefon qılıb, mümkün bolsa məşu Cəlaldin Bəhram əbəndini bir ziyarət qılıb bizni şu kişinin ijari fəaliyyətlərindən bir xəbər tapqan bolsanlar deyən sizlər bolduq. Bu gün mən məşunda yaxşı fürsətə cəmib oturubdunuz. Şu münasibət bilən ana şu sadiq oqurmalarınızga və tordaş dostlarga bir salamınızı yetkizətgan bolsanız. Rahmat. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Bugün ben Şebnem Tor şirketinin ki iltifatı bilen, tavsiye kılışı bilen, meşekil sevilen, düz görüşüp oturttum ben. Ben bugün muşu fırsatın imtihanı hoş almayayım. Bu cakçı ben bundak Tor o çıkış fırsatın ilgi bulamadan idim. Bu qədim əmdə məşədəki ballanınki təklif qılış bilən əkilib sizlərlə yüz görüş vaxtı mən. Şunlar üçün bugün sizlərlə bilən müş əsərlərim haqqıda şundaqla müş turmuşdiki bir qısım vəqəliklər toğırsıda əsərlərə prototip qılınan bir qısım vəqəliklər toğırsıda sizlərlə bilən ortaqlaşmaqçı mən. Rəhmət. Hamımız ki məlum sizin məşə hazırgıca bizə aşkarlanan tərcümələrinizin bilişiniz ya sizmiş Şinyan Sənət İnstitutunun rəssamlıq kəsbini bitirib tikənsiz. Keyin xidmət münasibəti bilən Xotəngə verib oxutuculuq bilən şəğullanıbsız. Axırda məşə xalq nəşriyyatı qayıtıb gəlib şəhərdə xidməti bulub tikənsiz. Nurgulğan oxurmalarımız bəlkə sizin qandaq bulub məşə yazğıcılıq icadiyyəti bilən şəğullanıb qalğanlığınız qızıqıb atqan bolsa kerak. Bu fürsətdən faydalanıb şu işdə bir xəbərdar qalan bolsanız bizni. Bu Mündəq çıtqanda bu sualınız xilə kən dairini igəlləydiğən xilə çoğunqır mənlik sual. Əndi, mən həqiqətən siz digəndə sənə şüyəndə okuqan, sənə şüyəndə okub, okuş pütəgəndikim, məni xotəngə yollaqan. Şəhədə xizmət oldum, 15 il okut qoşla qıldım, 5 il mədniyyət yotu da kəsbiyyə rəssamlıq ilə şüğullandım. Amma xotəngə bağandikin ki,
benim köyden turmuşum en dayın kuyuk puraklık oldu. Yani bizim şu Uygurlarının ki, kadimi Uygurlarının ki, hakik turmuş eksetken Nurgun Sahra yezladı buldum. Şu cergende ben Nurgun turmuşlarını köydüm. Bulup mu medeniyet inkılavı da Nurgunluğun vekala benim köz aldım öttü. Şundan şu cergen, okutkuşlu kılıç cergeni de benim Nurgun dostlarım buldu. Kız oğul dostlarım buldu. Bula intayın iktidarlı, bilimlik, şunda ballaydı. Çünkü vakti geldi bazıları, hoş inkılap cergende bazıları ölüp gitti. Ölmeyi sakka kalır mı? Bütün ömrünü aşı dostu aldı da, bor tozalır aldı da, evlatlığa bilim bir işle şugullandı. Şunun din ki ben Hoten'de okutkuşta kılıç ceryanda Muş'u turmuşla beni bir eser yazışık ündüdü. Hakikaten mu bu turmuş şuça bulup mu benim köp kısımlık romanımda tasvirlengen Nurgulluğun vekala minliğin milyonluğun okurmellerini şünçilik hayacanlı saldı. Hayacanlı saldı. Ulanı bana Nurgulluğun ulanı hatran yazdı. Hazırım bende neçinin paçı hatva yazılan. Hatta çet ellerden birliken telefonla onu dikin yazılan hatla başta ağabeyin kip durdu. Bana bu romanın muşinçilik bir okuş dolgunu kozga geçişiyle kişilerin şunçilik bir hayacanlı selişik ne müsaatçı bol dediğinde şu çağdı ki ben belli ötken dostlarının beşinin ötken vakalanın şunçilik hayacanlık boğallığı da. Şunçilik ademle istirap kusağı dek naiti tersirlik vakala onun dikin tragediye tüsünü ağan bez vakala beni hayacanlı saldı. İşte emeli durmuş dakika yüz belgen. Şunun ulan muşu emeli durmuş beni yazışkın mecbur kıldı. Andi Nurgulluğa muhbirla sordu. Sizni kompüter yazgıcı deyirken bir romanınız 45-50 günde kolunuzdan çıkırken bu rast mı yalga mı de benim aşı yazgan kol yazmırımını köydü. Köygendiyken muşunu karak bulak işendi. Niye için? Ben her gün yazga vaktimde aşı kuru yok Ahbet yazımı. Ahbet'nin en beşiğe küçük yine çirsan kop koyma. Münçüncü yıl, münçüncü ay, münçüncü gün. De kop koyma. Eğer ki şu çağda ziyaret kılıp okuşlar kip kalsa, ya ki bazı bir kalemkeşler kip kalsa, saat kara bir çık gitme. Çık gitip şu dağdan sohbet edip kayıt pirge vakitte, ya bir yirmi saat, ya iki yirmi saat, ya iki saat sohbet edip okuyman de, aşı çeşitler koyulga ya geçecek mi? Yazıp koyma. Şunun için Ahmet ve Abed'ni birinci kıtım köyden Halep Neşiyat'ın ki muharriri, Dilşat Sultan'ın özü, bu bir kalender ki. Kol yazmanız bir kalender ki. Aşı her bir başlığa yediniz ya bazıları 10 bet, bazıları 5 bet, bazıları 10 neç bet yazılgan. Onun için bir betiniz kitap beti bir betini iş çıkırken. Şunda bu kadar sizden 250 bet yazılan orijinalınız kitapta 530-540 bet kitap olup çıkırken. Bu neydi? İnik sanken. Onun için ben aşı her bir betlerinin, her günü başlayan betlerinin orijinalini beşideki nesnen köçürüp çıktım. Alaydan hatırı köçürüp, bunu da acayip, isil gepler var ki, dedi. Demişim, misal için ben birini de bakayım. Bir günü kızım, dada siz mi yakışı çıralı kişinin, dostlarımızın öyle verip, bu yiğit tosa, ya ki yakışan bir şembi tosa, bir aile dostlarımızla sohbet olup oynayıp gelseniz bana, dedi. Diyen din ki, yen, ben ne şu günü, yiğitin birinci günü ettiğinde eserini başlamakta baktım. Aşı çıksanın yeni kışına da bizdim ben. Kızım beni şuna dedi, benim mi oyunum var? Benim mi köyüm var? Lekin, medeniyet yılında 10 netici yıl, benim hayatım bir hıdı ütüp gitti. Ben şunu kanda tolduruşunu koydu. Doğru, ben o dünyanın bağında putumla uzun sunup, uzun vakit okulağım. Tabi, kudum muşnu uşaş. Mesela bazı vakitte ya korludun, ya kotendin, maşta silahşa yaş ballak gibi
beni ziyaret kıldı. Başlarının isimleri var. Bugün Xotendin palanı palanı kızlar, palanı palanı cigitler gelip, memle mün suat sohbet buldu. Ula muna muna suallarını koydu, deyip yazıp koydu. Şunun aşkına, Muş'un ne madiken bazı günü 5 bet, bazı günü 10 bet, bazı günü 10 neç bet yazdıkken, Muş'un ortak hesapta 10 bet ki keltiysem, keltiysem 250 bet 45 günde. Bir roman çıkırken. Şimdi ben bunu kayıt köyden baktığımda, köyden baktığımda her bir aşırı çesler koyduğun yerdi ki 2 saatlik, ya 1 saatlik, ya 4 saatlik ziyaret bulan yerim. Ya idarenin katlaşkallığım. Aşılarını hemini koşup bana ben. Ağırda 8 gibi bölüme. Bölgen 8 saatlik bölgenindeki gün çıkıdı. Çıkkandı ki benim aşırı yazdığım günümden çıkırversem net yazdığım günüm kaldı. Şunlaşta şu hesapta benim yazgınım 45 gün, 50 günde bir roman aşına çıktı. Yani nimet şu vakti ki aşı vakalanın benim içimde sınıf gökkellik. Kallamı ornak gökkellik. Elbette edebi eserde bedi tokunmalar buludu. Bedi tokunmanı kılıç için mi? Onun bir ustalık getirdi. Bilim getirdi. Bir yalganlı sözler için mi? Lekin benim yazgan eserlerimden köpüncüsü hakiki çıllık tüsünü köp ağır. Onun çıllık dersi naiti yokur. Şunun aşkı benim yazışım mı asan hem tiz. Onun dikin bu okurmalarını mı tersil kılışı şunsu çunkur buludu. Neymiş ki o çıllık işken her kandak adamını hayalcanı salıdı. Bayağıdın cevabında Ahmet ve Abed roman tavırlık. Bir kıstırıp ötüp getdiniz. Məlum anı şu Ahmet ve Abed namlı romanınız bazağı sevilir Nurgulan. Okurmalarının alıqışı qeyrişdi. Hatta şu kısqığın vaxtı içindən cəmiyyət intayın zor bulğul qozğıdı. Həm de şu kitabınızın bir şeyden mən abdurdum ındaq bir cümlü söz var. Bu kitabını mən 30 yaş kırmayı durup 100 yıllık hayat kısmetlerinin beşinde keçirgen XX'ı bir yaşlayman da şundaq bir cümlü sözünüz var. Muşun anlığa bu kitabdaki vəqalikmin real durum iştirası 100 bəgə işliqinimiz, yiz qıp yitarayımız. Nemi zöriyet beldin, Muş'a eserini yazışını layık deyip kaldınız, Muş'a bir bit bakalımsa? Ben uzundum beri Muş'a Hroin hakkında sistemlik bir eser yazışını oylap geldim. Çünkü Hroin bizim milletimiz için en tane çok abadki aylandı, bir alvastık aylandı. Bizim neyini berna kızlarımız, acayip kıran yigitlerimiz Muş'a tüpeldin vakitsiz kazan buldu. Bu dünya kekti. Tırıklarını zar zar kaçtıp, yığıltıp, en ağrı o dünyayı kendi. Şimdi, Muş'u heroin bile şugullangan, bunu çekken, hem bunu satkalla bozun, Muş'ların nurgun atallarla körüştün mü? Körüşken deyin bulanın Muş çekkenlerinin atanlarının ki, en tayin Muş balladın, bizar bu kallık. Bizar bu kallıkını gördüm. Hatta bazı bir ölümler gibi adım. Aşındak balla yaş 26 yaş, 25 yaş, 24 yaş balla ölüp gitti. Ağırlarının balları. Şunların uyku bağın, şunların nezirge, ölüm pehetleri gibi adım. Bağında bu ölüm pehetlerde yığzarı ancak köpemez. Dadları benim ağırlarım bu anki ulanımda körüştüm. Körüşken de ki ne alakalı koydu. Beşini lınış tıplı koydu. Ya ulanımda bir ah uruş, ulanın çırağındaki bir ükünüş, bir azap, bir hasret, bir perzentini üzdün burun ustup okalık için şunu mu çekip atkan bir nadamet yok. Durup ulanın çırağındaki şunu his kıldım ki ulanı de. Hadık çıkan ne kırdı? Neymiş ki? Üyüge kirip gülemi sürüp çıkıp bakan. Anısının kulaklarından boylarından yürüp çıkıp bakan. Şimdi bir çekim tutumge tegişim etken. Muş'unda kılıp atallarını bizar kılıp etken bula. Bana bu vakalar aldımdan köp öttü. Golcuk bağındaki mi bazı ağırlarının, bazı tukalarının balı şunda 18 yaş 20 yaşta kettik. Muş'un için bir nesil sistemler yazım edip duğan vaktimde Xotendin bir balı beni izlep geldi. İzlep gelip ben bilen körüştü. Siz kimin balısı desem, onun dadısı, ben Xoten oturmakta hizmet kıldım, ben bilen tüm muallim buğan. Hizmet işi. Özellikle hizmet işi. Evet.
Anısı, ben edebiyat dersi vergen, başlangıç mektebinin okutucusu. Öz vakti okucu da benim kolum. Şu, bu balı kilip, ben beşimde ötken vakalarını sizge sözler bire. Digen dikin, ben oyudum bu kızım, yaşlı bala. 30'a kim igen? 28-27 yaşlarda bağ, öz, ama çaylık balı iken. Ben oyudum, bunda sözler bir dağılığa bana nakti çık. Bugüne sögündün ağrılıp gelse, ertz etken beni yazgan bulsan da kırdık Allah'ıma bak. Moşundak lan bak. Ben şundak ballağımı gidiyorum. Lekin bu kroyun hakkı da sözüldü. Şunun olup bunun kroyun kandak köm geldi. Ders yaptı Ürümçü'de. Balı sögünde kandak namı çıkallı bir bunun ki. Dangı çıkallıdı. 13-14 yaşında. Onun dikin kroyun kandak kırışıp kakallı. Bunu anladım. Oylap baksan, hakikaten Ahmet ilişken her kandak jiget, her kandak ticaretçi, her kandak soryanın aktarıpta üç tane kışende olduken. Bay oğan, Ahmet uçturgan muşundaklarının üç kışende olduken. Birisi, kroyun etkisçileri onun ağızı kışıdıken. Kanda kılıp şunu kroyunu ügütüp, pulunu sığırı ilişkinin koyu ekirdiken. Yeni birisi çamadanı pulunu silip şehir mi şehir katlanırken kımavazlarının gözü çürürken. Kımağı ürütüp pulunu soğuruyor öyle iş. Bu bir küşendiyken. Üçüncü küşende satanla hilesiyken. İntan yaman boğan, ahlakı buzuk boğan bir kısım kızlarını herkes gelip aşının kıydığı, kırın aşının postuğu kırgızdıken. Muş'un nesli benim kallamda naik aydın buldu çünkü Kadırdan'ın bir şık kegen küller şundak. Kımavazda, körü balda aksığa. En başında yaman, pezilt yaşımın bulan kızların başında miman hallar solap verdi. Onun dekini hroin etkisleri, bu şunun koyuğu düştü, bunun ızığı düştü. Şunun ulan bunu aş pat kalktı, ep kırdı. Hemimiz eserde otur koyuldu. Hem otur koyuldu. Uylusam, bazı işlerle işemdim kermeydi. Başı bana, Cın sencağı kırdı. Cın sencağı kırdı. İyip kırgen Adem'in özü, benim romanımda Halmet Karim deyimiz. Ense Halmet demez. Bunun ismini inek demek, bu Adem türmüde. Aşı ep kırdı cın sencağı. Altın üç burcu. Altın üç burcu ip kırdı. Bana şiadi ki, ben aşı dedim, bu şu cın sencağının ki tabi menzesini bir tesirle belgeyim dedim. Tesirle belgeyim. Çünkü ben bunu yazgan vakti da hem de muşluğu yerlerini yiyesim kirek diken dikin ne merdese yakşı okumakan savadı çala bula ne merdese o karşısına muallim cim sönce o diken cennette yekine neydi o ve o heroin çıkıdığan bir yer tutsa bütün dünyanı kakştı atkan yer tutsa bütün dünya halkını zar zar yıkıltı atkan yer tutsa kanla cennet olsun Öttürdük Freud gelmez mi o bey? Yani ne mertesi cinsen canının yerleri pütürlüğü Epyon teyildi. Epyon'un gülü yeşilgın vakti hakikaten etrafını pütürlüğü aşında na illik pırak kaplak gidiyordu. Fakat onun depreliğini şu. Ondaki na iz deraflarının bağlıgı, deraflar güllerinin işleyip getkerliği. Lekin ben bunu kiydi vakti üzerimden aşu bedi tokum bilen, tasavvur küçüm bilen Ben Cın Sencağ'ını tesirlep çıktım. Şunun aşka radyo anlıkçılar ne meyredirse Ravni Behram Cın Sencağ'ı kiripti o. Kirip eşeğini köymegen bursa Muşinçilik yazalandı o. Degen gepler boğdu. Şunun aşka bu ne sözlepler gücü bala man sözlepler gen vaklarda tek 30 yaşı kirmigen. Şimdi bu balının bir canlılık idisinin değişik doğru girdi. Ne lağdın ka? Eğer Muş kitabını yizip çık kalır da Benim yokulup gökken aşk oğlum tepilam ikin deyme dedi. Ben köyünü yasap tepilip kala dedim. Şimdi bunun da Muş'u romanını anlık Allah, radyo anlık uçula. Ve başkaları bulsun. Neymiş için siz küçükkeni bir 9 yaşlı balının rızkı çeşilgan yerler yok duyduysanız dedi. Doğru. Bulup mu radyoda, Muş Şincan, şehirlik radyo gambuzan aşlar dedik o. Niye için Muş'u, hazırlıklı pütülde okur Muş'u, anlık uçularının, radyo anlık uçularının fikri
Muş 9 yaşlı balanı ne için rızk çeşitli yerlerde aşırı yer yok tutudu diyen muşun cevap versiniz dedi. Diyen ki ben dedim ameliyat doğu yok hap getti o bala. Eğer ameliyat yok hap getmeyen olsun ben yok tutettim. Ya ki öldürüp tuttum onu. Muş arkalık ağzıkı yeniden üst biti otkan evlatlığa kattık agaklandırış vermek istedim. Kroin diyen Allah'sı yakın kelime bunun. Ködüm mü küçük bal ne buldu? Üzerinin sevdaşları bu. Dep, ben muşunda agahlandırış vermiştim. Şunun için hele bu bala ameliyatı yok idi. Yok mu kan bulsun onu yok tattım. Ya ki bir facialık öldürüp tattım ben onu. Muş arkalık, ben muşu kroyunda nispeten zaten bir nefret kozmuş. Onu armızdan sıkıp çıkırış. Azık vakitte yokur dep gitkimde muşun ne çıraylı kızlarımız. Ha? Muşun odun nabıt boldu. Ha? Ne kıran yigitlerimiz. Ha? Muş olvasının ha? Veyran bulup bazıları türmede. Bazıları yer astıda. Ha? Yer üstü züyerlerimi kaldı kurduğun saran. Akıllı yok atkan. Şu an ben muşu kroyun hakkında yazışını burundun tatip seslimlik bir eser yazışını oylayıp kegendim. Ama kendi vakti kegendim muşu. Aşı balının sözler bir süren benim bu arzuyum emelge açtı. Bunun da ne mezime hakikaten varlık gücümle sarıkladım. Bunun da bu eserinin her dağda yetküzüp yazış için. Birinciden ben de yazıkçık mahartı buluş gerek. İkinciden ben de bedi'yi dit buluş gerek. Bedi'yi dit katlamlarım köp buluş gerek. Üçüncüden tasavvur gücüm mol buluş gerek. Dördüncüden ben tıl senetli uslu buluşum gerek. Tılgı mahir buluşum gerek. Beşinciden muşi hizvatman esrimce naç çunkur muhabbetim buluş gerek. Muşun odla ben onu her dağda çıkardık Allah'ım. İşinip ben muşunu başladım. Diyendek bunu da herhal ben muhakkak kazandım da pes kılımım. Muş eserini yazıştaş, yanına özünüzden okumalarını, halkımızdan, oylağalıklarımızdan üstünü birdik. Hem de Celal Nika, biz muşu sizden eserlerimizden okuma vaktimizde biz de şu kıl bir kıl hastalığını bayatayımız. O bulsunuz sizden eserlerinizdeki işki yakılımlık, muşu personajlarının karakterdeki işki yakılımlık intayın güçlü. Yani muşu yakşı adam baştan ahır yakşı buldu, yaman adam baştan ahır yaman buldu diyen okşaş muşuna kıylıplaşkan göz karaşlarını aldırıp uçuratkı bulmaydı. Bunun sebebi zaten nerede de? Ben de karam. Muşu men hazır çimen 16 roman, 12 toplam yazdım. 18'de televizyon filmi yazdım. Men hakikaten edebiyatının hele çunkursun kirdim desem buludu. Muşu ceryendim ben nurgun neslerini ögendim. Hazıkı muş bu ne sözleştim bunu? Hazıkı edebiyat ikimini sözleştim doğru geliyordu. Avrupa'da, Garip'te. Edebiyat ikimini zaten nerede gidiyordu? Bizim işkirk ülkelerde kıyadı gidiyordu. Bizim uyguladı edebiyat ikimi nerede gidiyordu? İtalya'nın meşhur ayar yazgıcısı Maria Sarrot mundaq degan. Adabiyat u odam shunoslik. Odam shunoslik ekan u odamning ruhini yozish kerak. Ichki dunyosini yozish kerak. Hatto telekamera olamaydigan yerlarni yozish kerak deydi. Bu nim degani? Odam degan murakkab narsa. Shunga bizimki Uygurlarda atı boğumuzda mondak bir gep var. Ham süt emgen insan deydi. Muşunun üzü insanların ebu kılıçının bir mizaniymiş o. İnsanların ebu kılıçının. Yani ham süt emgen insanken onun da eskilik mi var, yakıştık mı var? Bunu bizim atı boğumuz buralı çöngen. Bizim edebiyatçılarımız çöngen ulan. Ha? Nimez, oğrunun varsa oğru, toğrunun varsa toğru deyip yazayım edip bıçakça. Lekin o adamın içki ruhunu kazanmadı. Yine Maria Sarrot'un onda bir gibi var. Hazır vakitte
edebiyatta her bir eserlerdeki personajların köpeği işlemez. Belki zidiyetlik hissiyatlarının birlikte mevcut oluşunu yazış gerektirir. Zidiyetlik hissiyatlar. Mesela bir adamda yaşlılık hem yamallık onun kümünde kudu aylınıp doğandık. Nöbetliş doğandık. Ondan bu iş gerektir. Şu çağda o edebiyat buludu. Edebiyat Adem'in yazıdı. Adem yazan ki Adem'in hakiki karakterini onun ruhunu kızış gerek. Meşhede adiyeli bir misal getirir. Oluk proletariyat yazgıcısı Maxim Gorki'nin ki Çalkaş diyen bir hikayesi var. Çalkaş diyen bir deniz karakterisi. Uğursu. O bir gün uğurluk çıktı. Çıkıp bir yardımcı tapamadı. Karşı itizde bir çaşları üstüp yetken bir dihan mürüsüge ağamçını silip bir yağaç sapalını tatıp atkan, sapalını kodunu tutup duğan, kodunu haydağı atkan, avup sapalını tatıp atkan. Muş mürler kep kızı içilip getken. Çılkaşın onu gelip, hey, bir üyük kızı ilip kastanmamdı dedi, pulumuz kanda kılma dedi. Onda olsa, pul tabudan ayıgı apasan baramsa, barama dedi. Cüremiz dedi. İttiğinde ne? Gavrilla dedi. Denizin boyu geldi, denizin boyu da şahsi baylağının katlı tutup etken parakotları var. Sen bu denizin boyu tutursan, eğer jandarım kep kalsa, sakçı, ya bir kimi vakırgan bulursan, ya katı yütelgen bulursan, bana şerbi verirsen, de denizin içi kirk etti. Kirk parakotunun içi kirk, bu yakında bazı bir pekatalik sandıkların içi yüteleydi bu. İçip nurgun pulunu, koynunu silip, belini bağlayıp, çıktı bu. Çıkan ki gavrilerin başta kumluğunun içi ekirdi, ekirdi şu. Pulunu aç, moştan da bağlı pullar da. Gavrilla bunda pullarını tutuşamaz, körüp mü bakma? Şehidin gavrillağını bağlan pulunu üç dersini tutkuzup koydu. Kağan üç dört dersini yani koyduğu saldı. Sebep oldu ya, moştan kançı kalağarsan, kançı benim kaşırsan yedi de. Diyendikin. Türk gittiği, ya kumluk moşta yükünüp ortağın gavrilla. Bunu oyuldu, bu pulunu. Nereden geldi bu pul? Moştan çık pul oldu iken. Dep getip, hey, benim dokuz balam tutsa. He? Her birisi öyle ilişim gerek, ya ilişim gerek, öyle ilişim gerek, turmuş çıkışım gerek. Muş pulla kondayıp, mal gavrul, mal tırçılık kaçtım izi. Bu diyen ne adamız, tatmandı pul ne? Dep şükrep, bir tırçılık kaçtım, putunu kucaklığı aldı. Çıkış, benim dokuz balam var. Ben ulan üyelişim gerek, üyelişim gerek, turmuş çıkışım gerek. Muş pullar yeni kitip etsen deptim. Yeni bir kalemini yapıp kitip etti. Kitip verip tuturup gitti. Muşu kıma oynayıp tuttu dedi o. Çılkaştı. Kıma oynayıp tuttu dedi muşu. Ben diken, he? Menlik işler işletime bu pulunu. Ya gök etme. Dökü muş, ürtüp tuttayım ya bu dedi. Dep gavrula aksın kip muş saldı. Sağan dikin çılkaş piştirip etti. Ne mi deysen yana? Diyen dikin, ben diyen çılkaş yer kök etti ben. Dikhan çıkkını ben ballarımca. Bana nurgun pul getirdi. Ben munç gehtar yerlerine ilişim gerek kalktı. Küçü yetmedi de çılkaşka. Bumsun ültür ötküsü var. Aynı dakildi. Çılkaş kuş. Pulunu yedi. Hemen taşlak verdi. Vay toymaz Dikhan dedi. Ben munçini ültür mektepte okutkan varlığımda okudum. Okup, benim şu çakın muhabbetim kim gibi oldu? Herkes Dikhan Gavrilla'yı bulamadı. Çılkaş gibi oldu. Ne mi diyen mert adam? Ha? Ne mi diyen mertlik bu? Bana edebiyat diyen Muş'un dakikaya. Şunun için, Muş'u çıkayalım karakterini yazış, birinci kıtımda atağılık yazgıçımız, ulu meşhur yazgıçımız, Rusya yazgıçısı, Dostoyevski yazan. Cinayet ve Ceza diyen roman, nakmış çıkayalım karakterle yazan. Şunlaşka Dostoyevski 1862 yılı. Aksi yazan hedi de. Şuna diyen. Bu yakın karakterinin hükümasından değil. Hükümasından. Bunu ben tapkan. Ben neymiş bunu taşım et gidek mi? Eğer ki edebiyatka bir neyse ekreledim mi? Değilse ben bu yakın karakterini ekreledim. Ben şunu da farkındayım diyen. Bana bu çikayaklı bir karakter, hakikaten muşu, hakiki edebiyatını eksi ettirdiğin karakter bu.
edebiyat diyen aşındak buludu. Herkes edebiyat bir rankının içinde, sizi beğen bir kalibinin içinde bulmaydı. Adem erkin özünü koyup ilişkiler. Adem'i Adem'deki ilişkiler. Şunun için benim eserlerimde köpüncü, bu şikayetim karakter eksik etmeli. Mesela Ahmet ve Afet'in kadrıdan. Hüsner Han. O şuncilik hazazul yaman kutun. Lekin bir yerler mert. Hatta türümü yoklap girgen vakitte kadrıdan. Ey sen gülsey kavristallığa mihribanının zul ayının kavirlerini çok çukulan kattırıp sen. Neç onununu kaçtı. Beni hükümet atmak için beni kuturup oldu. Kuruyun ekesi sen. Benim kavrem dışında kattıram sen dedi. Doğru. Legen dedi. Yak onu da kımayın abi dedi. Neymişka? Legen dedi. Ben sizinle kömgendikin kavrini tüp düz kılıp dessem tüp düz yevilen okşaş gördüm abi dedi. Neymiş bunu da kılıysa? Ağzım bizi tullaydı. Anladım. Endi sizi Türk vaklarında nurgun nurgunluğun cemaatini, Adem'in nefretini kuşturduğun ayağı. Kuruyun etkisi. Yani ülgendi kim bu? Her kan nurgunluğun Adem'in karak aşk kavirge tükürüp menişini kalmayma. Çünkü az vakit olsun bana anı oğan seni. Kınağını oğan. Şunun hürmeti için başlarına nezir düşme gene kıvıtıma kavirlerini dedi. Ya, bunda İşki yakınım karakter, heyli köprüken eserlerimde bak. Ben şunu tırışıp baktım. Aşını okşalayamam yok da tırışıp baktım. Şimdi hakikaten yeni bir yakın edebiyatının yeni bir mizanını alan vakitte insan degen şunu anlasın. Bir ömür bir ömür tırışıp, tırmışıp bir menzilge karakman oldu. Bir menzilge yetmek oldu. Lekin yitermek o dünya gidip. Hayatın özü bir tragedi. Hayatın özü bir tragedi. Bir ömür tırışıp, tırmışıp, yetmekçi bu kadar nesliğe yitemen, o dünyaya gidip kalırdı. Muşunun özü bir tragedi. Bana yazgıcı, bana aşında bir ömür tırışıp, tırmışıp, azap okubat içinde yitemen deyip, yitemeyen yerlerini yilişip, en kadirlik de bir sabah. Demek ki, icat etki, işki yamak sığınmış edebi eserlerden mi demek tekrarlayalım? Anahtan size bir şey söyledikken de, onun Celal'ın kazısının nurgulgan eserlerinizde, işte tragediye, ben inek yavrulandırdım. Neymiş ki, işte tragediyelik eserlerin yazışın yakışık görmemsiz ya ki, başka sebep var mı? Şimdi, bunun da maksatlı kaldığımı tragediye yazay, ahirin başta kılay, diyen o yok. Lekin yazış cereyanda, vakalihinin rivacı ketvetip zaten kan dakika vakitte avamını uyukta alaydı. Avamını uyukta alaydı diyen bir kim benim kömümdü ben. Kallamdı ben. Eğer ki aş vakalihinin karakteri bu iş etken de aş kahramanını ahırda tragediye ölen aşın dakbir yok atka vakti de kalmış uygunamdı kan dakika. Yakın sonunda bekt giriştik türüversen bak geliştirmezsem. Onun tesiri çoğu mu, anı çoğu mu deyip oylayayım ben. Şimdi doğru, bazı vekaletlerinin karakteri boyunca bakki ilişkiliğen, amel geliştiriyen işlem buludu. Lekin vekaletlerinin karakteri boyunca etkanda bazı vekaletler didaktik terbiyeyi ilgi buludu. Nesiyat karakterlik. Didaktik terbiyeyi ilgi başına karakterlik vekaletler buludu. Muşlu rüspe etkanda ahri. Adem ki çöndürüp kivitip bir işini. Bu işin bulmaydıkallığını nurgun nurgun kagazlarını boyu etmiş. Çöndürüp. Ma işte kısan zar bulmaydı. De nurgun kagazını kapkarı boyu etmiş. Ahri kagazı onu dike ködün mü akıbetini. Bu muşnak olursa. Digi dakilip bazıları hakikaten tabi halde tragediye yüzülüp gidiyor. Şunun için vakanın karakteri karap durup, aşının karap durup onun tragediye bu işi, yakımısa başka bir tüsülen iliş, o aş vakanın karakteri belirlendirdi.
Müşir Celal'dan kalmış, siz bilen Söhbet Eperiş'ten burun, ben sizden Nurgulhan okurmalarınız bilen asasen fikir almıştırıp çıktım. Ulanın hemisinden Müşir'in bir hal kep yapar ki, ulan deydi biz Celal'ın Mekrem Efendim'in eserlerini okuğa baktığımızda özümüz ne kudu şuhul muhitin işleri yaşamadıkan dek. Aşı eserdeki personajlar kudu bizden etrafımızda badikine kliz kıpkalımızda etti. Yani bunun sebep zaten nerede? Bu hafta bir çeyinci belgem olsanız. Edebiyatta tipikleştiriş de bir nasıl var. Tipikleştiriş. Tipiklengen her kandak vaka, her kandak okurmenin ki kandak tuttu facialik bir kişinin okşap kalıdı. Okşap kalıdı. Şimdi ben Nurgullu'nun romanlarını yazdım. Nurgun vakalarını ilgirledim. Hem halkın içine çunkur çöküp gördüm. Ulan Nurgun turmuşlarını ilgirledim. Muş tuğurluk ben, muşu hakkı ben Nurgullu'nun Ali Mektep'ten liseye sözüldüm. Şu canın Nurgullu'nun okuyuşlar bana muş suallarını behedi. Oyla bak sen, edebiyat diyen klipi yok, çeksiz bir neyse. Ya ki ustaz tutup yazgıç şair boğunu bulmaydı. Eğer ustaz tutup yazgıç şair boğunu bulsa, her zili Ali Mektep'ni pütürüp çıkıvatkan edebiyat, pütürüp çıkıvatkan okuyuşlar var. Aşağıdan hem şair yazgıç bokes bulaktı. Doğru. Bu hakta Rabindranath Tagore'nin bir yıl sözü var. Talantını ilah biridu. Talantını ilah biridu. Aşı talantını tutup ala alakan adam talantlık doğru deydi. Bunda dediğini ne mersin? Yani aş kişiliğin tatip onun işi de tuğumu talant dediğinden bir kıymet duruş buluş gerek. Bir kıymet duruş buluş gerek. Şunun dikin kim okuyan kitapları, kim ki onun ki uçuşkan turmuşla onu aşağıda bir yazgıcı ya şahit kıp yetiştirilerdi. Şimdi ben Hoten diyarda uzun yıl yaşadım. Ondaki Ürümcü'yi kaydıp geldim. Ondaki ben Olcu tutulup çoğun olgan. Muş'a ceryalladım. Ben Nurgullu'nun vakalarını uçurattım, köydüm. Ben Muş'larını tipikleştirip, mesela Natıvalla, Kömürçübala, Işmal doğruluk izahırım valla. Ahmet ve Apet, ondaki kök kısımlık Rumalların, Cenab-ı Şincan doğruluk izahırım. Muş'un da Rumalla. Şimdi Muş'larını nime dese, Muş'u kudu loşun itkandak. Loşun itkandak. Men kahrimallarım gadaydı. Kahrimallarımın dupsini Hınan'dan alimem. Çapını Cansu'dan alimem. İştini Şenşi'den alimem. Hıyını Sendon'dan alimem. Digen. Personajlarım. Bu ne digene? Malum uç tipikleşiyordu. Uç tipikleşiyordu. Muş'un da tipikliyken de lakalarını tipikler. Muş'un umum yüzlük muş'ta bir bedi'i muhit işi kirilgen de. Bedi'i muhit işi de onu tavlam çıkın da. Onun dikin bu her kanda okuyan okuyuşunun özü, okurmanın özü değil mi? Aşının bir yeri özü okşap kalkan dek. O benim meyelim okşaydı yine bana. Dese yeni bir sıkıp, hey bu min yazgamı değil mi bu meyelim okşaydı durdu o. Deydi. Bana bu eserlerdi ki bedi'i tipikleşme. Bedi'i obraz yarattış. Tipik obraz yarattış. Bana şunu mutla eserlerini hem bir kişinin yaktırıp okuğu dek. Hayati kertögünü oldu ne koyayım. Evet. Şöyle bir baksam, yakında Muş'u kem okurmalarınızla yüz köşe aldıktır batkan. Yeni icadiyetleriniz var mı? Muş'a kadar uçur belgem olsanız. Üç neşriyatta beş kitabım var. Tört roman bir toplam, beş kitapmış o hayat kısmetiyle dediğin çoğun roman var, 800 metlik bu bir neşriyatta. Tağ Cudunları diyen bir roman var, bu maşı o bir neşriyatta. Ondaki Almas Artışı diyen çiki tomluk bir roman var, bu mu turdu. Ondaki Tımsak'ın köz işi diyen Poğuz toplam var. Şunun olan beş kitap hazır neşriyatlarda. Bu bizim okurmalarına nispeten ayıttım. Çoğu hoş haberken, yani şu kitaplarımızdan patrak bizimle yüz görüşünü cennetimde ümit kılmak. Bugün sürpütümüzün ayıttı yaşlanmıştı da paraymanmış. En ahırda bizden şebnem torçekti şirketimizde şundakla kaderlik okurmalarınızda ve şu ihran aldıdaki varlık tordaşlı sahteyden kanak yürek sözünüz varmış. İki kelime yürek sözünüz gibi bir dahil bulan olsa?
Ben şimdi Torga birinci kıtım çıkışım. Üzemmon bir kıl hayacanlı vatimen, hem hoduk vatimen. Bu çakışı nurgun nurgun uğruları gerçekleşse söyleyen bulsam mı? Hazım şu Şebnem şirketinin pişkansı kirip meşale oturup sözlüğe baktım da ben de bir kıl hayacanlık tuygusu bilen üzerinde hodu kuşum bulu atıdı. Hem de benim uyluğunum tor digen hakikaten bütün cihanla aylındığın bir yıldız. Bütün cihanla aylındığın, bütün cihan halkı küreleydiğin maşına çolpan yıldız desek buludu. Azık vakitte ben kök bırak anlavatkınım moşu Şebnem tor şirketini ki aldın Katar'daki şirketlerin bir ihkenliğini ben kök ballarını anladım. Bulup mu benimki üyüm gikilip aşında ziyaret kıldığın okur mellaba bir kısım ziyallaba yeni bir türküm kalem keşlaba onu diken yine ögünü atkan heveskarlaba bulamı bazıları kilip bana derdiciler aldın kalmışın da tordun sizin resminizi görüp kaldık. Dertmişler, sözler veriyordum. Ulanın diğerleri ne mi edilsin o şu Şebnem Tor şirketini hakikaten hazır ki musabıkı çüşken duldullarının içinde en aldı üzüp gitip atkını dert bilemem. Bugün hem de sizlerle yüz görüşüp meşreti sohbet bugünüm. Bu bizimki tuncu kadınımız. Yani bunun da kim bu? Devamlık esra bulup yeni başta sohbetlerde buluşumuzu hemen dileyemem. Hem şunu ümit kılemem. Bizmemişi ümitte. Bunun için yine bizim şu tor helaskarları körünmelle körgendin ki yine bana nispeten yeni kanda fikirleri var. Fikirleri var. Bunu izhar kılışını ümit kılemem. Ulanın kanda fikirleri olsa ben onu oyunluk görmem. Kolumdan kilişçe onun cevap vereleymem. Cevap veremeydi kalır olsa ben münasibetlik ziyallah ile alakalışıp şu arkalık cevap vermem. Şunun için hem münlağa selamet dileymem. İşlerinlağa ahmet dileymem. Hem ikişinle yürüyüp gelsin. Rahmet. Hem de bugün bir yerge tüyüksüzlük hep kılıp Şebnem Tor şirketi üzerindeymiş Ahmet ve Afet degen çikitumluk romanımını bir soğuk kılışını oylak kaldım. Şunun rahmet, için imzayınızı bir koyup eğen basınız. Onuncu mi? Zikrettiğimiz. Adi bosu mu? Benim şu Ahmet ve Apet diyen bu çikitumluk romanımını Şebnem Tor şirketi adi kömeyi kubul kılışını sorayım. Rahmet. Biz en kımmetli soğuk sıfırını saklayıp koyuyoruz. Rahmet Celalınıza. Bana bu iki kap ıhlas kuvvet talqını ıhlas şirketi bilen Şebnem şirketinden sizge kan azraq köngül soğusu. Oy rahmet rahmet. Ben kayıp gitsinler bu. Bak rahmet olsun. Bugün sohbetimiz en dayan yaxşı davamlaşdı. Biz mühendisizden mal alıp koyduk, çarçıtıp koyduk Celalınıza. Ahırda teninizden salamet ömrünüzden uzun buluşunu aş icari faaliyetinizden ben güyü tohtap kamasıqın için ilimde ümit kılmen. Barlıq. Tordaşlarga yeni sizden okurmalarınızga, şunlarla bizden Şebnem şirketimizge bakaldan sizge ali ihtiramımını, rahmetimini bildirme, rahmet. Rahmet sizge. Sizlerinin mu Şebnem şirketinin işlerinin ravan buluşunu, her karşılarının istihbalının ki çeksiz buluşunu dileyim ben. Rahmet, rahmet. Qadirli ko'rmanlar do'stlar, bugungi suhbatimiz vaqt munosabati bilan mashhad axirlashdik. Texmi nadir bo'lgan Şebnem cho'lbalar ziyoratiga qiziqsangiz, textingiz davomli Şebnem ekranida bo'lsin. Har vaqt shu esingizda bo'lsinki, Şebnem to'g'ri sizning eng yaxshi tanishingiz, xayr, aman bo'linglar.